Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Doktorum TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Ercan Bal. Kendisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görev yapmakta ve omurge cerrahisi konusunda uzman. Bugün skolyoz farkındalık ayı kapsamında skolyoz hakkında konuşacağız. Öncelikle kendisine bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Ben teşekkür ediyorum aslında. Bu skolyoz ayı farkındalığı için, farkındalık oluşturmak için beni yayınınıza bağlattığınız ve bu çaba içinde olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Sayın Bal, sizi izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Beyin cerrahisi ve omurga cerrahisi alanında çalışmalarınız ve tecrübeleriniz hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii. Ben ihtisasımı beyin ve sinir cerrahisi olarak tamamladım. Tıp fakültesi eğitiminden sonra beyin ve sinir cerrahisi eğitimi aldım. Daha sonra kendi kişisel merakım üzerine omurga cerrahisine yöneldim. Yurt içinde ve yurt dışında birçok klinikte omurga cerrahisi alanında çalıştım. Bu omurga cerrahisi alanında çalışırken de asıl üzerinde çalıştığım konu omurga deformiteleriydi. Bunu da alt gruplandırırsak daha çok çocuk gruplarda omurga deformiteleri yani skolyozlar, kifozlar gibi hastalık gruplarına bakıyorum. Çalıştığım klinik Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, beyin ve sinir cerrahisinde kendime ait yani benim tamamen başında olduğum bir omurga deformitesi polikliniği var. Bunların polikliniklerini yapıyoruz haftada bir gün, iki gün. Çalışma alanım tamamen omurga cerrahisi ve omurga deformitesi. Yıllardır bu alanda faaliyet göstermeye, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Hocamızın da söylediği gibi bugün skolyoz farkındalık ayı kapsamında skolyoz hastalığından bahsedeceğiz. Peki hocam, skolyoz nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir gibi sorulara yanıt arayacağız. Skolyoz nedir? Tabii aslında internete girip baksanız skolyoz nedir sorusuna herkes size bir omurga eğriliğidir cevabı verecektir. Ama iş bu kadar basit değil. Yani iki kelimeden oluşan öznesi ve yüklemi tamamen belli olmayan bir cümle değil. Skolyoz dediğiniz şey omurgayı bütüncül olarak etkileyen bir durumdur. Nedir omurganın normali? Bir ondan bahsetmek isterim aslında. Aslında normal bir omurga, bakın bu bizim kalçamız. Bu da bizim başımız şu tarafta gördüğünüz şey. Gözüküyor mu kamera? Bu da bizim başımız. Omurgaya arkadan baktığınızda böyle düz gözükmesi lazım. Yani bu omurgada sırtınıza arkadan baktığınızda düz bir hat üzerinde durması lazım. Bu omurga böyle yana doğru eğrildi mi? Şöyle bir eğrilik oluştu mu bu omurgada? Biz buna omurga eğriliği diyoruz. Kendi içinde dönmeye başladı mı ve bu eğrilik belli bir derecenin üzerine çıktı mı da biz buna skolyoz diyoruz. Her omurga eğriliği skolyoz değildir. Bu bağlamda bunu düşünmek lazım. 10 derecenin altında omurganın kendi etrafında dönmediği, rotasyon dediğimiz dönmediği durumlar biz skolyoz olarak kabul etmiyoruz. Duruş bozuklukları da omurga eğriliği olarak kabul edilir. Ama skolyoz için belli şartlar var. Dolayısıyla skolyozdaki temel sorunun omurganın kendi etrafında dönmesi ve omurganın bir taraftan bir tarafa doğru eğrilmesi olarak kabul edebiliriz. Böyle bir eğrilik neden önemli? Çünkü bu omurganın içinde sinirler var. Merkezi sinir sistemi dediğimiz sinirler beyinden kalçaya kadar giden birçok sinirleri taşıyor. Bunlar var ve bunlardan tüm kaslarımıza çeşitli iletiler gidiyor. Bunlar aracılığıyla bizim hareket aksımız, dengemiz tamamen bu. İnsanoğlu iki ayak üzerinde durmasının getirdiği belli avantajlara sahip. Bir denge üzerinde olmak istiyor. Örneğin bizim en güzel dengemiz başımızın kalçamızın üzerinde dik bir hat üzerinde olduğu dengedir. Bu denge üzerinde durmak bizi tüm ekstremitelerimizi yani ellerimizi, kollarımızı rahatça kullanmayı, bacaklarımızı rahatça kullanmamıza yardımcı oluyor. Bir yerlilik oluştuğunda bu dengenin bozulma ihtimali var. Dolayısıyla skolyoz bu açıdan da önemli bir durumdur bu dengeleri bozduğu için. Skolyoz farklı türleri nelerdir? Bu türler arasında nasıl farklılıklar vardır? Skolyoz daha çok hangi yaş grubunda veya cinsiyet gruplarında görülür hocam? Skolyozun birçok türü var. Ben size sınıflandırırken çoktan aza ya da önemliden önemsize doğru sınıflandırmak istemem. Daha anlaşılır olması açısından bir yaş gruplarından değil de nasıl başladığından başlamak istiyorum. İnsanoğlunun omurgası aslında doğumdan sonra 2 ila 4 ila 6. hafta hatta bazen 8. haftaya kadar şekilleniyor.
Yani biz anne rahmine düştüğümüz andan itibaren ilk 2 ayda omurgamız şekillenmiş oluyor. İşte bu dönemde bir sorun oluşursa, yani beslenmede yetersizlik, kemik gelişiminde kemiğin ayrılmasında yetersizlik ya da bununla ilgili sorunlar olursa omurgada bir dengesizlik oluşuyor. Eksik gelişme ya da fazla gelişme, omurgalar gelişebiliyor. Buna bağlı skolyozlar gelişiyor. Biz bunlara doğuştan skolyozlar, yani konjenital skolyozlar diyoruz. Bu bir grubumuz. Bunun dışında omurgada, omurganın içinde dediğim gibi kas sinir sistemi de var. Aynı zamanda hepimiz görmüşüzdür bir şekilde et aldığımızda ya da başka bir şekilde canlılarda kemiklerin etrafında bir sürü kas var. Yani bağlar var. Bu bağlar var ve omurganın dik durması için bu sinirlerin, bu kasların, bu bağların ve bu kemiğin bir ahenk içinde çalışması lazım. Bir düzen içinde çalışması lazım. Şimdi bu düzeni bozacak bir durum. Örneğin kas sisteminde bir sorun varsa, sinir sisteminde bir sorun varsa, kemik sisteminde bir sorun varsa bunlara bir bütüncül bir soruna neden olabilir. O zaman kas iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren bir soruna bağlı omurga eğriliği gelişebilir. Omurga eğrilebilir. Biz bunlara da Latince ismiyle nöromusküler skolyozlar diyoruz. Bunun haricinde biz yaşlanan bir varlığız. Yani doğduk, büyüdük ve yaşlanıyoruz. Omurgada iki kemik arasında arabanın amortisörleri gibi bizi omurgamızın esnemesine yardımcı olan yapılar var. Biz buna diskler diyoruz. İntervertebral diskler diyoruz. Bunların içinde amortisörlerin içinde nasıl yağ olur? Bunların içinde de sular var. Bir takım su materyalleri var. Yaşlandıkça bunlar azalıyor. Bu su azalıyor. Ve orası sertleşmeye başlıyor. Sertleşmeye başlayınca omurgada bir dengesizlik oluşuyor. Ahengi bozuluyor ve eğilmeye başlıyor. Biz buna da yaşlanmaya bağlı skolyozlar diyoruz. Yani dejeneratif skolyozlar diyoruz Latince ismiyle. Onun haricinde omurgada herhangi bir hastalığa bağlı, işte kas iskelet sistemini ilgilendiren serebral palsi gibi, İşte doğuştan bir takım beyin oksijensiz kalıyor, serebral palside mesela, bir takım sorunlarla. Buna bağlı skolyozlar gelişebiliyor. Ya da düşen musküler distrofi gibi işte kas iskelet sistemindeki bir takım sendromlara, hastalıklara bağlı skolyozlar gelişebiliyor. Biz bunlara da sendromik skolyozlar diyoruz. Bunların haricinde aslında bizim en sık gördüğümüz şey yine insanoğlunun en büyük sorunu bilinmezlik. Yani bilmediğimiz bir grup var. Nedenini bilemediğimiz bir grup var. Birçok neden suçlandı bunlarla ilgili. Acaba dediler ki işte hormonlardan mı oluyor, kaslardan mı, bağlardan mı? Her ne olursa olsun kesin nedenini bilemediğimiz ve omurganın bir şekilde eğilmeye başladığı bir grup var. Biz buna da kesin nedeni bilinmeyen omurga eğriliği, yani idiopatik skolyoz diyoruz. Bu eğer ergenlik çağında başlarsa biz buna ergenlik çağının kesin nedeni bilinmeyen omurga eğriliği diyoruz. Yani adolesan idiopatik skolyoz diyoruz. Daha erken çağlardaki isimleri de farklı farklı yaş grubuna göre sınıflandırılıyor. İşte 0-3 yaş juvenil vesaire diye sınıflandırılıyor. En sık gördüğümüz skolyoz türü de adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz skolyozlar. Toplumda 100 çocuğun 2 ila 4'ünde kabaca bu skolyoz var. Yani 100 çocuğun 2 ila 4'ünde bir skolyoz görüyoruz. Oran size küçük gelebilir ama şöyle düşünebilirsiniz. Yani çocuğunuzu okula gönderdiğinizde kabaca işte Türkiye'deki okullar 2000 kişilik falandır ortalama, hatta daha fazladır. 2000 kişilik bir okulda işte 60-70 tane bir skolyoz hastasından bahsediyorsunuz demektir. Büyük bir grup. İki sınıf demek bu. Yani böyle bir durum, yani ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Ve biz bunları erken yakalarsak bunların ancak binde bir ameliyata gidiyor. Erken yakaladığımızda ameliyatsız çözümlerimiz çok geniş. Ama bizim amacımız çocuklara zarar vermeyecek en iyi alternatifi bulmak. Ameliyatsız en iyi alternatifi bulmak. Dolayısıyla ne kadar erken yakalarsak bu çocukları o kadar başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu açıdan önem arz ediyor skolyoz. Sorumun devamında cinsiyetlerde bir farklılık gösteriyor mu? Skolyoz şöyle, kız çocuklarında erkek çocuklarından daha fazla görüldüğünü biliyor. Ergenlik çağında ya da büyü ve daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Bir de başlamış bir skolyozun büyümenin hızlı olduğu ilk 5 yaş, büyümenin hızlı olduğu dönemdir ilk 5 yaş ve ergenlik çağındaki büyüme atağı dediğimiz bir dönem var. O dönemde
skolyozların eğriliklerinin artma ihtimali diğer yaş gruplarına göre çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu açıdan ailelerin bu dönemde çocuklarını daha yakından gözlemlemelerini ve belirtilere daha dikkat etmelerini öneriyoruz. Hem ailelerin, hem öğretmenlerin, hem spor eğitmenlerinin, hepimizin bir toplumsal görevi olarak görüyoruz skolyozu. Ben skolyozu bir toplumsal bir hastalık olarak görüyorum. Yani toplumsal bir dayanışmayla çözülebilecek bir durum olarak görüyorum. Onun için de toplumun bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da beden eğitimi öğretmenlerine ya da okul öğretmenlerine çok fazla iş düşüyor anladığım kadarıyla. Evet. Bizlere de tabii anne baba olarak bizlere de çok fazla iş O zaman düşüyor. anne baba demişken o zaman buradan devam edelim. Peki skolyoz erken belirtileri nelerdir? Aileler çocuklarında skolyoz olup olmadığını fark etmek için hangi işaretlere dikkat etmelidir? Birçoğumuzun hayalinde çocuğumuzu kucağa almak var ya da çocuk sevmek. İnsanoğlunun temel doğasında var. Hepimiz çocukları çok seviyoruz. Bir çocuğu elinize aldığınızda ya da doğduğunuzda bakacağınız şeylerden birisi. Çocuğun sırtında herhangi bir işaret var. Örneğin bir leke. Örneğin henüz delik oluşmuş ama tam delik oluşamamış bir görüntü kalçasının üzerinde var mı? Sırtında aşırı bir kıllanma var mı? Bu ilk doğum anında sizin takip edeceğiniz şeylerdendir. Bunlar varsa mutlaka bir omurga cerrahına muayene olmanızı öneriyorum. İleriki dönemlerde de hakeza yine ara ara bunları gözlemlemenizde yarar var çocuğunuzda. Onun dışında çocuğunun yürümesini gözlemleyin. Unutmayınız ki tanıya ilk giden yol bize tıp fakültesinde hep öğretildi. İnspeksiyondu. İnspeksiyon demek gözlemlemek demek. Yani bir karşıdaki hastayı gözlemlemek. Tanıya giden en güzel yol şüphedir. Doğru. Bizi doğruya götüren en güzel yol da şüphedir. Şüphelenirsek doğruyu bulabiliriz tıpta. Dolayısıyla önce şüphe etmeniz lazım. Nasıl şüphe edeceksiniz? Gözlemleyin. Nasıl yürüyor çocuğunuz? Bir omuzu aşağıda, bir omuzu yukarıda mı duruyor? Eğer böyleyse skolyozdan şüphelenmelisiniz. Bir kalçası aşağıda, bir kalçası yukarıda mı duruyor? Böyleyse skolyozdan şüphelenmelisiniz. Göğüslerine bakın. Biri önde, biri arkada mı? Yani simetrik, dengeli bir şekilde değil mi? Ona bakın. Sırtına arkadan bakın. Kürek kemikleri arasında bir dengesizlik var mı? Yandan baktığınızda da bir kürek kemiği diğer kürek kemiğinden daha çıkıntılı duruyor mu? Ona bakın. Sırtına baktığınızda omurgasını şöyle bir gözlemleyin. Omurgasında bir eğrilik görüyor musunuz? Ona bakın. Bunlar varsa bir omurga cerrahına muayene olmanızı öneriyoruz. Daha da iyisi çocuğunuzu öne doğru eğin. Elleri boşta kalsın. Böyle. Kalçasından doğru. Ve sırtına, kalçasını arka tarafına getirin. Kalçasının üzerinden sırtını gözlemleyin. Sırtında bir dengesizlik var mı? Eşitsizlik var mı? Bu açıdan da bu da sizi skolyozu açısından şüpheye götürecek yollardan birisidir. Unutmayın ki skolyoz sadece bir omurga, basit bir omurga sorunu değil. Orta hatta yani omurgamız orta hatta bulunduğu için bu yapıların tamamını etkileyebiliyor. Örneğin dişlerde bozukluklar, onu daha doğrusu etkiliyor derken bunlar beraber görülebiliyor. Dişlerde gözüklüklar, işte göz bebeklerinde, göz çukurlarında bozukluklar gibi birçok sendromla, birçok durumla beraber skolyoz da görülebiliyor. Örneğin sizin göğüs kafesinizde bir çüküklük, kunduracı göğsü dediğimiz ya da öne doğru çıkık, güvercin göğsü dediğimiz bir durum varsa bu da skolyozdan şüphelenmenizi gerektirecek bir durumdur. Bu çünkü skolyozla çok sık birliktelik gösteren bir durumdur. Dolayısıyla iyi gözlemlerseniz çocuğunuzu mutlaka bir şekilde erken şekilde yakalama şansınız çok çok artıyor. Ve çok çabuk bir şekilde bir omurga cerrahına çocuğunuzu göstermenizi öneriyoruz böyle durumlarda. Böyle bir durumda tespit gerçekleşti. Aile skolyozun belirli özelliklerini kendi çocuklarında veya yakınlarındaki insanların da gördüler. Peki bunun tedavi seçenekleri nelerdir? Bu durumda hangi tedavi yöntemleri tercih edilir? Öncelikle hani hastaneye gittiğinde size ne yapılıyor? Bunu bilmek lazım. Tedaviyi buna göre yönlendiriyoruz. Şimdi tedavi tanıya göre değişen bir seçenek. Yani biz kas iskele sistemini ilgilendiren bir skolyozdan bahsediyoruz, doğuştan skolyozdan bahsediyoruz, yaşlanmaya bağlı dejeneratif bir skolyozdan mı ya da kesin nedeni bilmediğimiz dediğimiz idiopatik skolyozdan mı bahsediyoruz? Bunlara göre değişiyor.
Hekiminiz bu ayrımını yapacaktır zaten. İlk gittiğinizde hekiminize şüphelerinizi söyleyeceksiniz. O sizi hastanızı muayene edecek, soyacak. İşte sağdan soldan bir takım muayeneler yapacak. Ve ona göre şüphe gönderirse sizi bir röntgene gönderecek. Röntgen kalçanız ve başınız tam gözükecek şekilde bir röntgen çekecek. Diyecek ki işte acaba bacağım kısa. Bunları da analiz edecektir. Çünkü bacak kısalığı da yapar. Ayak taban bozukluğu da hafif bir eğriliklere yol açabilir. Dolayısıyla bunları da analiz edecektir. Ve buna göre size bir skolyoz türü söyleyecek. Örneğin biz nedeni bilinmeyen bir idiopatik skolyozdan bahsediyorsak, yani adolesan dönemindeki bir idiopatik skolyozdan, ergenlik çağındaki bir nedeni bilmeyen omurga eğriliğinden bahsediyorsak, tedavide birkaç şeye bakıyoruz. En önemli parametrelerimizden birisi büyüme. Çocuk daha ne kadar büyüyecek? Eğer büyümeyi belirleyen şeyler işte adet yaşı tabii ki kız çocuklarının önemli. Menarş yaşı önemli. Çünkü kız çocukları menarştan 2 yıl ya da 3 yıl sonra çok ciddi artık omurga uzaması göstermiyorlar. Erkek çocuklarında da ses kalınlaşma ata dediğimiz bir dönem var. O dönemden 2-3 yıl sonra artık omurga büyümesi çok büyük oranda gözükmüyor. Bu büyümeyi kestirmeye çalışıyoruz. Onun için el bilek grafisi çekiyoruz bazen. Buna bağlı olarak çocuğun ne kadar büyüyeceğine bakıyoruz. Onun dışında baktığımız şeyler çocuğun tabii ki derecesi, yani bu eğrilmenin bir derecesi var. Biz bunu alttan üstüne bir takım geometrik çizgiler çizerek bu dereceyi ölçmeye çalışıyoruz. Eğer 10 derecenin altındaysa örneğin ya da rotasyon yoksa biz buna skolyoz demiyoruz mesela. Bu duruş bozukluğudur diyoruz ve gerçekten iyi bir egzersiz programıyla haftada 2 gün 3 gün yapacağınız egzersiz programlarla bunu tamamen sıfırlama şansına sahipsiniz. Ama 10 derecenin üzerine çıktı mı 10 dereceyle örneğin 20-25 dereceye kadar olan eğriliklerde biz skolyoza özgün egzersiz programları var. Örneğin normal fizik tedavilerin yani skolyozdan bağımsız uyguladığınız fizik tedavilerin bu tür bir yararı yok. Skolyozu düzeltici yararı yok. Yüzme yaptım skolyozun düzelir. Hayır, bunun bir yararı yok. Jimnastik yaptım düzeldi mi yok. Efendim barfiks çektim skolyozum düzelsin yok. Bunlarla skolyoz ne yazık ki düzelmiyor. Ama düzeltici egzersiz programları var. Örneğin Schrott, Seaspis dediğimiz Avrupa ekollerinden daha çok çıkmış. Omurga eğriliklerinde hastanın nefesiyle beraber, nefesiyle beraber, her nefes alıp vermesiyle beraber omurgayı dengeli bir şekilde yani bir tarafı fazla bir tarafta az çalıştıran çeşitli egzersizlerle beraber omurgayı düzeltici programlar var. Egzersiz programları. En meşhuru, dünyada en meşhuru bunların Schrott'tur. Daha sonra Seas programları, FIS programları gibi birçok okul var, Barcelona Ökoli gibi. Bunlardan birine hastayı yönlendiriyoruz. 10 ile 20-25 derece arasındaysa. Ama 20-25 dereceyi geçtiyse ve çocuk halen aktif büyüme çağındaysa, yani büyümeye devam ediyorsa, o zaman da korse tedavileri veriyoruz. Bunlar da ortalama işte 16 saatin üzerinde takması gereken korseler bunlar. Günde 16 saatin üzerinde. Şimdi bunların özel korseleri var. Yani bilgisayar yazılımları kullanıyoruz. Eskiden alçı korseler yapılırdı. Çocuklar alçının içinde kavrulurdu ama şimdi gerçekten çok güzel materyallerden bilgisayar 3 boyutlu yazılım programlarıyla hastanın her hastaya özel korse yapılıyor. Her hastaya. Standart bir korse yok yani. Hastaya özel korseler yapıyoruz. Ve bu korseleri hastalara diyoruz ki işte bunu günde 20 saat, 16 saat takacaksınız ve takıyorlar. Yani öyle o çok ağır bir çok ağır materyallerden oluşmuyor. Elbette ki zordur. Yani ergenlik çağınızı düşünsenize siz. Evet. Yani 13-14 yaşındasınız. Denize gideceksiniz, oraya gideceksiniz, buraya gideceksiniz. Kız ya da erkek çocuğusunuz. Birileri geliyor sana diyor ki 16 saat şunu tak. Hadi canım diyorsun sen de. Yani bu da takılır mı? Ama şimdi gerçekten güzel materyallerden çok güzel korseler üretiyoruz. Egzersizle beraber bunu ekliyoruz. Ama 45-50 derecenin üzerine çıktı mı? Artık bir takım tedavi modaliteleri, cerrahi tedaviler düşünmeye başlıyoruz. İşte bizim hedefimiz aslında toplum olarak hedefimiz hep bu 45-50 dereceyi bu çocuklara buldurmamak olmak. Bunun için uğraşıyoruz. Ama bulduk mu? Artık çünkü o açıdan sonra skolyozların ilerleme hızını ilerleyebildiğini biliyoruz büyük oranda ilerleyebildiğini. Orada çeşitli tedaviler gündeme gidiyor, ameliyatlar. Örneğin platin ameliyatları gidiyor gündeme. Onu da omurgaya arkadan bir takım ya işte insizyonlar yani daha doğrusu kesiler atarak oraya platinleri koyuyoruz ve omurgayı bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. Bu yaş grubuna göre değişiyor bu tedaviler.
Eğer ergenlik çağında bir çocuktan, yani 10 yaşın üzerinde bir çocuktan bahsediyorsak ve böyle bir ameliyat yapıyorsak, elbette ki o ameliyatın da çeşitli dezavantajları var. Örneğin o bölgede omurganın hareketlerini kaybediyorsunuz. Sırtta olursa çok ciddi sorun değil, ama belde böyle bir ameliyat, platin ameliyatı yaptığınızda bel hareketli bir bölge. Omurgada büyük oranda o hareketi kaybedebiliyorsunuz. Büyümeden de kusur vermiş oluyorsunuz böylece. Yani büyümeyi de o bölgede donduruyorsunuz. Onun için şimdi yeni teknolojiler çıktı. Örneğin vertebral body tethering dediğimiz, ipli skolyoz ameliyatı dediğimiz ameliyatlar çıktı. Bu ameliyatlarda eğer sırttan yapacaksak, sırtı tamamen açmıyoruz. Koltuk altından iki ya da üç delik açarak, endoskopla küçük kesiler yaparak oradan gidiyoruz. Ve omurgaya, araya özel bir materyalden oturmuş kalın bir bant geriyoruz. İp diyoruz buna. Kalın bir ip geriyoruz. Çocuk büyüdükçe omurga o tarafta düzelmeye başlıyor böylece. Sırtında da bir iz olmuyor. Ve omurgada bir ipten oluştuğu için, yani bir metalden, titanyumdan ya da krom kobalttan oluşmadığı için omurga tamamen esnek kalabiliyor bu bölgede. Belde de bunu yapabiliyoruz. Sırtla belin birleştiği bölgede de yapabiliyoruz. Dezavantajı var mı? Var. Yani büyümesi bitmiş çocuklara uygulayamıyoruz bunu. Büyüme çağı devam eden çocuklara yapabiliyoruz. Bu ipin kopma ihtimali var. Yani rotlara göre daha fazla. Ama büyüme açısından büyük bir kazanç sağlıyor sizlere. Bu ergenlik çağında yaptığımız ameliyatlar. İlk 10 yaşta ise değişiyor. Biz büyüme dostu sistemler dediğimiz sistemler var ameliyat yaptığımızda. Örneğin manyetik rotlar var. Çocuğun sırtına 2 adet manyetik çubuk takıyoruz. Tabii ki cildin altından takıyoruz. Cildin dışından değil, dışarıdan gözüken bir şey yok. Daha sonra 2 ay, 3 aylık periyotlarla bunun dışarıdan bir kumandası var. Bu kumanda aracılığıyla çocuğu büyütmeye çalışıyoruz. Böylece çocuk sürekli ameliyat olmak zorunda kalmıyor. 2 yılda, 3 yılda bir ameliyat ediyoruz. Ve 2 ayda, 3 ayda bir bizim yanımıza geliyor. Bu işlem takriben 10 saniye, 15 saniye sürüyor. Tamamen ağrısız bir kumanda sistemiyle böyle büyütebiliyoruz. Böyle yöntemlerimiz var. Teknolojimiz artık çok gelişti skolyoz Gelişmiş ameliyatları için. tedavi yöntemleri her geçen gün arttıkça bu alanda da gelişiyor anladığım kadarıyla. Örneğin ameliyatlarda felç riski var mı diyorlar. Elbette ki her ameliyatta böyle bir risk vardır, ama artık oldukça düşük, çünkü artık nöromonitör dediğimiz şeyleri görüyoruz. Tüm sinir sistemini, kas sistemini bir bilgisayara bağlıyoruz ameliyat boyunca biz. Evet. Ve bir sorun var mı yok mu bilgisayar anında bize yanıt veriyor. Bu sadece bizim klinikte değil, tüm dünyada böyle yapılıyor artık. Tespiti koyulmuş bir hastada ameliyat şart mı? Ameliyat kesinlikle her skolyoz ameliyatı için gerekli değil. Skolyoz ameliyatı yapılabilmek için şartlar var. Yani bizim derecesinin, yani bu skolyozun derecesinin ağır olması lazım. Tipini bilmemiz lazım. Örneğin sendromik bazı, mesela serebral palsi dediğimiz, işte beyin oksijensiz kaldı mı gelişen skolyozlar var. Bunlarda her 4 çocuğun birinde skolyoz gözüküyor. Eğer bunun oturma dengesi bozuluyorsa o zaman ameliyat ediyoruz. Ama bozulmadıysa, hiç ilerlemiyorsa skolyoz, yani bu skolyoz ilerlemiyorsa, derecesi küçükse, psikolojik ve fiziksel açıdan hastayı zorlamayacak durumdaysa bir skolyoz, onlara zaten ameliyat önermiyoruz. Bunları fizik tedaviyle ve büyüme çağındaysa korseyle çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz bu skolyozda. Dolayısıyla ameliyat skolyozun son çaresi olmalıdır. İlk düşündüğümüz şey hiçbir zaman ameliyat olmayabilir. Bizim kafamızdaki her şey, ya bunu ameliyat etmeden, cerrahların da çok büyük oranda böyle düşünmek isterim ben. Kafasında hep, ya ameliyat etmeden bizim bu skolyoza bir çözüm bulabilme ihtimalimiz var mı hastaya? En az zararı ver. Bunun çabası içindeyiz. Bunun için de dediğim gibi yaşlar önemli, dereceleri önemli, türü önemli. Hastaya psikolojik olarak, fiziksel olarak bir zarar vermiyorsa ve bu skolyozun ilerleme ihtimalini yüksek görmüyorsa, derecesi düşükse asla ameliyat önermiyoruz. Bunlar da ameliyat dışı tedavileri öneriyoruz. Onun dışındaki durumlarda her hastayı kendi özelinde değerlendirerek, elbette ki ameliyat gereken durumlar var, ama skolyozlarda ameliyat gereken skolyoz türü binde birdir. Yani 1000 skolyozun birinde ameliyat gerekir. Diğerlerine ameliyatsız çözüm bulabiliriz yani. Hatta durdurabiliriz ya da az bir şey ilerlemesiyle tolere edilebilir durumda kalabilir ya da azaltılabilir skolyozlardır. Sadece binde birinde ameliyat gerekiyor skolyoz. Anladığım kadarıyla her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin çok büyük bir önemi var.
Erken teşhis koyduğumuz hastalarımızda ameliyatsız bir şekilde tedavi edebileceğinizden bahsettiniz zaten. Peki aileler bu durumda size nasıl ulaşabilirler? Size nasıl ulaşmalılar? Ya da bu durumda aile doktorlarına mı gitmeliler ilk önce? Ya da direkt cerrahi uzmanlara mı danışmalılar? Nasıl bir yöntemi izlemeliler? Şimdi ilk tanıdaki ilk basamak yani ülkelere göre değişiyor. Evet. Örneğin tanı anında ilk basamak birçok ülkede aile hekimine gitmektir ki aile hekimlerinde bundan şüphelendiğinizde sizi bir omurga cerrahına yönlendirecektir ya da bir röntgen çekip değerlendirecektir. Ülke özelinde değerlendirmek gerekirse Avrupa'da ve Amerika'da daha çok sistem böyle işliyor. Türkiye'de ise de böyle işlemesi gerekir. Ama Türkiye'de daha çok bir omurga cerrahına gitmeniz lazım. Ama genel olarak hekimlerin birçoğu skolyoz konusunda bilgilidir. Çok Çoğu iyi. hekimimiz bilgilidir. Eğer skolyozum var derseniz ve bir röntgende bunu görürlerse mutlaka sizi bir omurga cerrahına yönlendireceklerdir. Ve omurga cerrahı ya da fizyoterapiste ya da yönlendireceklerdir fizik tedaviye. Bununla kim uğraşır? Ortopedi uğraşır. Beyin cerrahisi uğraşır. Ve fizik tedavi uğraşır ana dal olarak. Üç branş uğraşıyor şu anda omurga cerrahisiyle, omurga deformiteleriyle ya da skolyoz ve kifozla. Sizi bunlardan birine yönlendirecektir. Bunlardan birisi de size bu kapsamlı bir değerlendirmeden sonra uygun bir tedavi protokolü belirleyecektir. Buradaki kilit nokta yani kapıyı açacak anahtar şüphedir. Onun için şüpheye çok değer veriyoruz biz. Yani önce şüphelenmek lazım. Bu kapıyı açmak ve tedavi olmak istiyorsa bir hasta önce bu kilidi, bu kapıyı açacak bir şüphe lazım. O şüphe de anne babalar ve öğretmenler sizin gözlemleriniz. Her kişi de tabii kendini değerlendirecek ama olur. Mutlaka bir hekime muayene olun ve hekim sizi uygun şekilde mutlaka yönlendirecektir. Biz bize gelen hastaları mutlaka nasıl muayene ediyoruz? Öncelikle hastayla bir konuşuyoruz. Şikayetin nedir vesaire nedir? Önden sonra hastanın yürümesine bakıyoruz. Mutlaka çocukları ebeveynlerinin yanında muayene ediyoruz. Asla yalnız muayene etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz bu tür yaklaşımları. Elbette ki çocukların vücutlarına temas ederken ya da kendilerini muayene ederken sadece ebeveynlerinden değil çocuklardan da müsaade alıyoruz. Çünkü unutmayın skolyoz çok uzun soluklu bir hastalık. Ve biz hastalarımızla aramızda bir güven ilişkisi duyulmasını istiyoruz. Çünkü buna korse vereceğiz biz. Günde 16 saat takacak, 20 saat takacak. Bazen çıkartıyoruz korseyi, bazen giydiriyoruz korseyi, fizik tedaviye başlıyoruz. Yeri geliyor ameliyat öneriyoruz, yeri geliyor. Ya bak bu durumda ama sana çok da ameliyat gerekmeyecek, güven bana diyorsun. Yani böyle devam edeceğiz diyorsun. Dolayısıyla aranızdaki güven ilişkisi de önemlidir. Hekiminize güvenmek de önemlidir. Hekimin de size itimat etmesi lazım söylediklerinizi yaparken. Dolayısıyla hani bununla beraber işte önce bir sırtını soyarak muayene ediyoruz. Uygun bir şekilde, uygun bir kapalı bir ortamda ailesiyle beraber. Ama gelirken istediğimiz yani bu hastalık duyduklarında mutlaka ailelerin de kendi çapında küçük bir araştırma yapması iyi olur bence. Daha uygun olur. Çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz. Çok iyi sosyal platformlar var sizin gibi. Bilgilendirici platformlar. Buralardan da bilgi almaları mantıklıdır bence. Herhalde ortaokul çağlarında top oynarken bir bel ağrısı sebebiyle doktora gitmem gerekti. Ortopediye yönlendirdiler. Ortopedi de belime baktıktan sonra doktor dedi ki senin belinde bir bel eğrilmesi var. Bu da sende kamburluğa sebep olabilir demişti. Artık ben de o dönemde bunu o kadar dikkate aldım ki spor yapmaya çalıştım. Daha fazla yürümeye çalıştım. Daha fazla artık o çocukluk hakkımda bana ne verdiyse, ne yapabildiysem onları yapmaya başladım. İşte bu noktada kamburluktan ayıran nedir skolyoz hocam? Şimdi kamburluk tekrar ben sevgili omurgamı yanıma almak istiyorum. Şimdi omurgaya şimdi skolyoz dediğimiz şey omurgaya arkadan baktığınızda böyle düz durması lazım. Gördüğünüz gibi düz bir hat üzerinde. Arkadan baktığınızda omurganın yana doğru eğriliyor. Kamburluk ise bakın omurga yan duruyor. Omurganın öne doğru eğrilmesidir. Eğilmesidir. Kamburluk bu öne doğru eğilir. Skolyozda ise yana doğru eğilir. Yana doğru eğilme. Aradaki temel fark budur. Ama bunlar hiçbir zaman birbirinden bağımsız durumlar değildir her zaman. Bazen bazı hastalarda hem skolyoz hem kifoz beraber olabilir. Aslında
Hafif gizli kifozlar ya da gizli omurgada düzlükler skolyozun içinde zaten vardır. Sadece bazen ciddi boyuta gelmezler. Dolayısıyla ikisi arasındaki temel fark budur. Birisi yandan bakıldığında öne eğilmesi, birisi arkadan bakıldığında yana doğru eğilmesi Evet. durumudur. İkisi Peki arasındaki temel hocam, fark budur. bununla ilgili önleyici bir tedbir söz konusu mu? Şimdi iyi bir omurga sağlığı için biz tüm ailelere ve çocuklara mutlaka spor yaşantısını öneriyoruz. Mutlaka spor yapın diyoruz. Yani iyi bir şekilde bir sportif yaşamın içinde olun. Hayatınızda spor olsun istiyoruz. Ama skolyozu engellemek için yani başlamış bir skolyozu engellemek için sadece spor yetmez. Yani ben sadece spor yapayım, skolyozum engellensin yetmez. Bunu profesyonel bir destek alarak yapmanız gerekir. Öncelikle bir hekime muayene olup skolyozu gerçekten ciddiye alıp kendi başına tedavi etmeye kalkmamak lazım. Küçük skolyozlarda işe yarar ama hangi skolyozun ilerleyeceği, hangi skolyozun ilerlemeyeceğini hasta bazında bilmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla bir hekim kontrolünde olmanız da ve ona göre tedavi yönetmenizde yarar var. Hekiminiz size çeşitli egzersiz programları önerecektir. Bu egzersizlere yönelik sportif bir yaşantınız olursa skolyozla daha iyi mücadele edebilirsiniz. Birçok platform var örneğin. Skolyoz savaşçılar, skolyozla mücadele ediyorum gibi bilgi alabileceğiniz ama hiçbirisi netice itibariyle sadece bilgi alabileceğiniz temel kaynak noktalardır ama temel olarak sizi tedavi edebilecek mekanizmalar değildir. Tedaviyi hekim önerisinde skolyoz gibi ciddi bir hastalıkta hekim önerisinde almanızı yarar görüyorum ben. Bunu tek başınıza hiçbir hastalığa tedavi ve skolyoz gibi bir durumu tedavi etmeniz doğru değil. İkincisi bilirsiniz ki karıncalar kendilerinden çok büyük yükleri tek başına taşımaya çalışırlar. Evet. Bir yuvaya. Geçen yolda girirken gördüm bir karınca taşımaya çalışıyordu. Üç karınca birden geldi. Hepsi beraber o yükü taşıyıp onun yuvasına götürdüler. Resimlerini çektim, videolarını çektim sonra onların. Dolayısıyla böyle bir hastalığı bir çocuğun tek başına sırtına yüklemek ya da bir yetişkinin tek başına sırtına yüklemeyi doğru bulmuyor. Biz aileler, hekimler, fizyoterapistler, hep de psikiyatristler hep beraber başarırsak, hep beraber bu yüke bir el verirsek bunu daha kolay yukarı kaldıracağımızı düşünüyorum. Çok doğru hocam. Bugün bize zaman ayırdınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ayırdığınız zaman için. Biliyorum zamanınız çok değerli. Sayın Bal, skolyoz hakkında verdiğiniz değerli bilgiler için minnettarım. İzleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Kendim adıma da teşekkür ediyorum. Son olarak hocamızın iletişim bilgilerini ve sosyal medya hesaplarını aşağıda göstereceğim. Oradan hocama ulaşabilirler. Ulaşmalarında bir sakınca yok değil mi anladığım kadarıyla? Tabii ulaşabilirler ama hocam çok teşekkür ederim bana bu şansı tanıdığınız için. Bana ulaşmanız şart değil. Yani burada ben bu konuşmayı sadece bana ulaşın diye değil. Lütfen farkındalık olursun diye veriyorum. Evet. Birçok hekim var benim gibi. Çok başarılı hekimlerimiz var. Tüm dünyada, ülkemizde de çok başarılı hekimlerimiz var. Önemli olan skolyozu fark ettiğiniz anda bir hekime ulaşmak. Sadece bana ulaşmakla ilgili değil bu mesele. Ya da başkasına ulaşmakla ilgili. Bir hekime ulaşın. Lütfen önce farkına varın. Lütfen önce iyi gözlemleyin. Çocuğunuzu ve kendinizi, çevrenizi iyi gözlemleyin. Ve birine skolyoz var demek bir hakaret değildir. Bunu unutmayınız lütfen. Ona yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Bir hekime yönlenseniz bu sizin tedaviniz açısından çok iyi bir başlangıç olacaktır. Kapıyı açan en kilit nokta sizsiniz şüphedir. Bunu unutmayınız. Onun için hastalarımıza önerimiz önce tüm izleyicilere önerim. Öncelikle şüphe edin ve mutlaka öncelikle bir hekime başvurun. Bana tabii ki ulaşabilirsiniz. Öyle bir sorun yok. Elbette ki istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ama sadece bana değil tüm hekimlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'de ve ülkemizde tüm dünyada çok başarılı omurga cerrahları var. Hepsini de saygıyla selamlıyorum. Skolyoz hakkındaki farkındalık konusunda yaptığımız videoda bize eşlik ettiğiniz için size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Doktorum TV YouTube kanalını takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlar yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.